Aralık 1972. Dünyanın uydusu Ay. 7 Aralık 1972 günü Ay'a son insanlı uçuş olacak olan Apollo 17, Florida'nın Merritt Island kasabasında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn V tarafından fırlatıldı. 12 gün 13 saat 51 dakika 59 saniyelik görev süreleri boyunca Equian Kernan, Ronald Evans ve Dr. Harrison Smith bilinen insanlık tarihini değiştirecek bir keşfe imza attılar. Yaşadığı kuvvet istesinin etkisiyle yumduğu gözlerini büyük bir tedirginlikle açmaya başardığında, tüm yaşamı boyunca efsunlaşmışçasına kendine bakmaktan alıkoyamadığı mavi gökyüzünün korkutucu bir biçimde karardığını gördü. Oysa ki henüz güneşin batmasına saatler vardı. En azından dünyanın geldiği tarafında durum buydu. Atmosferden yavaşça çıkmaya başladıklarında daha önce orada olduklarını dahi bilmediği pek çok farklı yıldızın büyük bir kudretle ışıldadığını fark etti. Evren yakamozlu bir okyanus gibi dipsiz bucaksız önünde uzanıyordu. Nihayet Apollo 17 uçuş roketi alçak dünya yörüngesini açtıktan hemen sonra tüm mürettebatta neredeyse gözle görülebilir bir rahatlama meydana geldi. Kritik eşik artık aşılmıştı ve bu aşamadan sonra roketin dünyanın yerçekimi kuvvetine kapılıp yere çakılması gibi bir ihtimal de artık kalmamıştı. Roket, ay berisi uzay boşluğuna doğru saatte yaklaşık olarak 40 bin kilometre hızla yol alırken mürettebattan Harrison Smith, Ay'a yapıyor oldukları bu son insanlı uçuşun 11 saat sonra Ay'a iniş yapmalarıyla nihai amacına ulaşacağının farkındaydı. Bu irtifadan sonra uzun bir süre otomatik pilot devrede olacağından Harrison güvenliği için takmış olduğu emniyet kemerini yavaşça çözdü. Dünyanın yerçekimi kuvveti hissedilebilir derecede azalmıştı. Ayağa kalkıp yürümeye çalıştığındaysa ayaklarının yere değmediğini fark etti. Çünkü yerçekimi denilen görünmez bir zincirden Ay'a yapıyor oldukları bu büyülü yolculukta ruhunda duyumsadığı büyük çatırdamalarla birlikte kurtulmuştu. Harrison o an yalnızca madden bedenin değil, dogmalarla dolu zihninin de kanıksamış olduğu zincirlerini kırdığını fark etti. Oysa ki daha önce esaret aldığında olduğunu hiç düşünmemişti. Şimdi belki de tüm hayatı boyunca ilk kez özgür hissediyordu. Havada yavaşça süzülerek uçuş modülünün sağ tarafındaki basınca dayanıklı küçük ve yuvarlak pencereye yaklaştı. Amacı arkalarında bıraktıkları mavi gezegenlerine sevecen gözlerle bakmak olsa da gözlerinden sevecenlik değil, dehşete kapılmayla hissizlik arası yarı boş bir mana okunuyordu. Tüm yaşamını geçirmiş ve muhtemelen geri kalan yaşamının tamamını da geçireceği gezegen gerçekten bu muydu? Evren bu denli büyükken, dünya denilen sıradan bir gezegenin sıradan bir kıtasındaki sıradan bir şehrinde, sıradan bir evde yaşarken nasıl hayatının önemli olduğunu düşünebilmişti bunca yıl? Büyük dertlerle boğuşurken nasıl da farkına varamamıştı aslında kendisinin ufacık bir nokta olduğunu? Dünya gözler önünde giderek küçülürken kendisinin de giderek önemsizleştiğini hissetti Harrison. Yaşamak gerçekten bu kadar basit ve anlamsız mıydı? Ay'a yaklaştıkça bulundukları mesafeden kıtalar ve onları boydan boya saran sıra dağlar zorla gözükür olmuştu. Mavi gezegen modül Ay'a doğru ilerledikçe giderek daha küçülüyor. Ne var ki tüm bu kaybolmuşluk duygusu içerisinde gene de bir parça olsa bile Harrison'ın gözündeki ehemmiyetini muhafaza etmeyi başarıyordu. Zira dünya ne kadar büyük olursa olsun evrende yaşam olduğu bilinen tek noktaydı. İşte belki de bizim minik gezegenimizi önemli kılan tek ayrıntı da buydu. Bir jeolog olan Harrison manzaraya uzunca bir süre hem dalgın hem şaşkın gözlerle baktıktan sonra yavaşça koltuğuna doğru geri süzüldü ve emniyet kemerini taktı. İçinde hissettiği bu büyük boşluğu acaba arkadaşları da hissediyor muydu? Arkadaşları Equian ve Ronald kontrol paneli üzerinde çeşitli ayarlamalar yaparken o önünde uzanan derin uzayı izlemeye başladı. Bu nahoşluk içerisinde bile olsa evreni izlemek öylesine muhteşem bir histi ki bir an tasvir etmek için kelime düşündüyse de bulamadı. Siyahın en koyu tonu olan uzay boşluğunda yer yer parlayan yıldız kümeleri tek ışık kaynağıydı. Bu bilinmezliklerle dolu evren Harrison'ı ziyadesiyle heyecanlandırıyordu. İnsanoğlu kainata dair o kadar az şey biliyordu ki uzayın hangi köşesine baksa özellikle de son yüzyıllarda yeni bir şey keşfediyordu. O an
yaşadığını hissettiği büyük bir zihinsel aydınlanmanın eşliğinde Harris'ın beklentilerimizi görmek istediklerimiz üzerine kurduğumuzda kendimiz yeni gerçekliklerin olabilirliği konusunda duyarsızlaştığımızın farkına vardı. Şimdi zihni boş bir levha gibiydi. Ve bu boş levhayı kendi deneyimleriyle birlikte Harris'ın ilmek ilmek de okuyacaktı. Ne var ki Harris'ın o an tüm bu aydınlanmanın kendisini insanlık tarihinin değişmesine sebep olacak olan keşfi yapmasını hazırladığının farkında değildi. Kader her zaman olduğu gibi ağlarını muntazam örüyordu. Saatler ilerledikçe dünyanın tek doğal uydusu olan Ay, mürettebatının manzarasında daha fazla yer kaplamaya başladı. Alenen bu büyülü diyarı onları çağırıyordu. Ay onları istiyordu ve hiç şüphesiz bu yaşlı hanım istediğini alacaktı. Ay yüzeyine inişe saatler kala Harrison'ın içinde duyduğu heyecan da önlenemez bir biçimde artmaya başlamıştı. Öyle ki saatler sonra yaşayacak olduğu deneyimi düşündükçe kalbi yerinden çıkacakmış gibi oluyordu. Mürettebatın durumu da ondan pek farklı sayılmazdı. Bu yüzden durumu fark eden Ranut ortamdaki neredeyse donunca hissedebilecek kadar gergin havayı yumuşatmak için konuşmanın iyi olabileceğini düşündü. ''Hey Harrison, sence uzaylılar gerçekten var mı?'' Harrison bu soruyu omuz silkerek alaycı bir tavırla cevapladı. ''Dostum, son zamanlarda öyle talihsiz bir adam oldum ki emin ol küçük yeşil adamlar gerçek olsaydı türümüz üzerinde inceleme yapmak için ilk beni kaçırırlardı. Hala yaşadığıma göre sanırım evrende yalnızız.'' Ranut ufak bir dudak hareketiyle gülmeye çalışsa da bunu başaramamıştı. ''Yapma dostum, kendine haksızlık ediyorsun. Hem evrende yalnız olduğumuzu düşünüyorsan kayıtlara geçen onca UFO olayını nasıl açıklıyorsun?'' Ranut ''Yok dedim diye özeller olmayacak değil ya'' dedi Harrison. Ardından derin uzaya doğru dönerek ''En azından öyle umuyorum. Aksi halde bu karanlık bizim için çok daha korkutucu ve tehlikeli demektir.'' diye ekledi. Geçen yıpratıcı saatlerin ardından nihayet Apollo 17, ayın zayıf çekim kuvvetine giriş yaptığında mürettebatın içinde şafak söküyordu. İniş modülü sorunsuzca yüzeye iniş yaptığında ise görevlerini başarıyla tamamlamalarına bir adım daha yaklaşmanın bilinciyle mutlu oldular. Orada bireysel olarak Harrison, Ranut ve Aquin olarak bulunmadıklarını biliyorlardı. Onlar orada kendi uluslarını ve hatta tüm insanlığı temsil ediyorlardı. Bu bilinç ve farkındalıkla Ranut, başarılı inişi Texas'ın en büyük şehri olan Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nin görev kontrol birimine bildirdi. Houston, iniş başarıyla gerçekleşti. Jeoloğumuz Harrison ve Aquin yüzeye iniş yapmak için koruyucu kıyafetlerini giymeye başlıyor. Tamam. Nefeslerini tutmuş bir şekilde bu başarı haberini bekleyen uzay merkezi çalışanları haberi aldıktan sonra büyük bir sevinçle bağırmaya ve birbirlerine sarılmaya başladılar. Zira çalışanlar görevin en zor kısmının tamamlandığını düşünüyorlardı. Bu büyük mutluluk üzerine şu anda ay yüzeyinde bulunuyor olduklarını bildiği astronotlarına espri yapmaktan da kendilerini alıkoyamadılar. ''Burası Houston. Mesajınız alındı çocuklar. Bol şans. Tamam.'' ''Oh bu arada Ranut, Sally radyasyonda bol bol güneşlenmeni istedi. Seni bronz daha çekici buluyormuş. Tamam.'' ''Haha Houston, espri anlayışını geliştirmen gerek. Tamam falan da yok sana.'' Aquin ve Harrison kendilerini uzay radyasyonundan, dondurucu soğuktan ve basınç farkından koruyacak özel yapım kıyafetlerini giydikten sonra iniş modülünün kapağını açtılar. Şimdi karşılarında yıllardır gökyüzünde izledikleri ayın çorak toprakları uzanıyordu. İçlerinde eski bir dostla yıllar sonra kavuşmanın ürpertici sevincini duydular. Burası bildikleri gezegenlerinden oldukça farklı olsa da bilinmezliğe adım atmaktan kendilerini alıkoyamıyorlardı. Başka bir gök cisminde gezineceklerini idrak ederek ay yüzeyine ayak bastıklarındaysa ömürlerinde bir daha yaşayamayacaklarını bildikleri cinsten olan bu büyülü dakikaların tadını çıkarmaya başladılar. Ayın yerçekimi kuvveti dünyaninkinin yaklaşık 6'da 1'i kadar olduğundan aya ayak basan bu son astronotlar kendilerini 8 yaşındaki bir çocuktan daha ağır hissetmiyorlardı. İlk dakikalarını heyecanla atlattıktan sonra çevresine daha bilinçli bakmaya başlayan Harrison daha önce bu manzarayı yalnızca 10 insanın gördüğünü düşününce ürperdi. Dünya kapkaranlık bir boşlukta küçücük bir bilye misali mavi mavi parlıyordu. Üzerindeki kıtalar bile zar zor seçiliyordu. Ay yüzeyi bir çöl gibi ufka kadar uzanmıştı. Üstünde irili ufaklı kayalar belki milyarlarca yıldır aynı yerde hareket etmeksizin duruyordu.
Ekun ve Harrison bir müddet sessizce etraflarını izlediler ancak her ikisi de artık görevlendirildikleri işlere başlamaları gerektiğini biliyorlardı. Harrison, sen örümceğini al ve birkaç kilometre karelik alandan jeolojik açıdan işimize yarayabilecek kayaç nümunelerini topla. Biliyorsun, ay taşları bugünlerde oldukça iyi para ediyor. Benim için de cebine birkaç taş atarsın değil mi? Doktor Harrison, ay örümceğini atlayıp uçuş modülünün sağına doğru ilerlerken Equine yanımda getirmiş olduğu Amerikan bayrağını toprağa dikti. Bunun aynı zamanda soğuk bir savaş içerisinde oldukları Sovyetler Birliği'ne karşı kazanılmış yeni bir zafer olduğunun da farkındaydı. Ancak bu zafer savaş meydanında değil, bilimdeki üstünlükle uzay yarışında kazanılmıştı. Ayın bir atmosferi olmadığı için dalgalanmayan bu bayrak ona dokunulmadığı sürece bu şekilde kıyamete dek kalabilirdi. Tabii eğer güneş radyasyonu yüzünden uğrayacağı deformasyonu saymazsak. Ardından devrine göre en ileri teknoloji ürünü olan ay yüzeyindeki çekim yapmak için özel geliştirilmiş kamerayla etrafını fotoğraflamaya başladı. Fotoğraf çekimini bitirdikten sonra video çekmeyi düşünüyordu ve her şey öylesine güzeldi ki bu akıl almaz dakikaların içten içe hiç bitmemesini diliyordu. Bu sırada Dr. Harrison ay örümceği denilen taşıtla birlikte derinliği 1 metre kadar olduğu için krater olduğu dahi fark edilmeyen esrarengiz bir bölgeye giriş yaptı. Öyle ki inişten bu yana her yerde gördüğü ay kayalarından burada eser yoktu. Bu bakir topraklar genişçe bir alana yayılmıştı ve kesinlikle pürüzsüzdü. Doktor ay yüzeyinde böyle bir alan görmenin şoku içerisinde dona kaldı. Ardından kendi kendine söylerdi. Bir jeoloğun en son olması gereken yere gelmişim. Çocuklar bana çok kızacak. Doktor Harrison korkutucu derecede düz olması sebebiyle uydunun geri kalanıyla tezat oluşturan bu alanda umutsuzca ilerlerken az ilerideki garip bir oluşum dikkatini çekti ve içine dolan kayaç numarası toplayabilecek olmanın sevinciyle ay örümceğini sürmeye başladı. Sonunda NASA'ya işe yarar birkaç numune götürebilecekti. Harrison içinde bulunduğu dümdüz arazideki tek kayaç parçasına doğru yaklaşırken taşın silüeti esasen mümkün olmayan bir şekli zihninde canlandırıyordu. Ancak bunun olanaksızlığının farkında olan Harrison her seferinde kendine gülerek kayaca ulaştığında bu şaşırtıcı benzerliğin garip bir tesadüften başka bir şey olmadığını anlayarak kendine güleceğini düşünüyordu. Nihayet bu garip jeolojik oluşumun yanına vardığında şaşkınlıktan nutku tutuldu. Az önce içinde yeşeren umutlar şimdi yerini korku ve heyecanla karışık bir duyguya bırakmıştı. Çünkü önünde uzanan bu şey bir kaya değildi. Her ne kadar mümkün olmasa da şeye benziyordu, bir iskelet. Kafatası, kaburgaları ve kaval kemiğiyle bu kesinlikle bir iskeletti. Hani şekli insan yüzüne benzeyen ay kayalarının fotoğraflarını görmüştü geçmişte. Çeşitli komplo teorilerine inananlar bunları kendi düşüncelerinin doğru olduğunu kanıtlamak maksadıyla önüne getirdiğinde onların bir taştan başka bir şey olmadığını kanıtlamıştı doktor ama bu apaçık bir iskeletti. Bir müddet bu keşfin şokuyla dona kaldı. Ne düşünmesi gerektiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Korkmalı mıydı? Ama korkmuyordu. Yoksa bu şok edici keşif nedeniyle heyecanlanmalı mıydı? Heyecanlanmıyordu. Harrison yalnızca sadece bir anlığına kendisini önemli hissetti. Sonra bu duygu da içinden uçup gitti. Ne olursa olsun bu keşfin bilinen dünya tarihini değiştireceği açıktı. İlk şaşkının üzerinden atması oldukça uzun sürdü. Dünyada saatler boyu aldığı astronot eğitimini aklına getirdi. O zaten böylesine beklenmedik anlar için eğitilmişti. Biraz da olsa kendine geldikten sonra bu önünde boylu boyunca uzanan iskeleti incelemeye başladı. İlk gözüne çarpan iskeletin boyu oldu. Zira inanılmaz bir şekilde ay yüzeyinde bulmuş olduğu bu iskeletin boyu kendisinden oldukça uzundu. Boyu tahminen 2 metre 20 santim civarındaydı. Sonra birden bu keşfin heyecanıyla doktor ayın düşük yerçekimli ortamında zıplamaya başladı. İskelet her şeyle bir insan iskeletinden farksızdı. Doktor dünyayı derinden sarsacak bu keşfin neleri değiştirebileceğini düşünürken az önce bulduğu iskeletten çok daha ilginç bir şey gözlerine çarptı. Bu olamaz. Bu bir kitap. Aa, saçma saçma konuşma. Sanki az önce ay yüzeyinde bir uzaylı iskeleti bulmak çok olabilecek bir şeydi de. Harrison birkaç adım gerileyip bu anın tadını çıkarmaya başladı. Keşfin ilk heyecanıyla fark etmemişti ancak bu devasa iskeletin iki kolu göğsünde birleşmiş ve üzeri ay tozlarıyla kaplanmış bir kitaba sarılmıştı. Sanki o kitabı korumak istermiş gibi.
iskeletin sağ ayağında dizine kadar ay toprağının içine gömülmüştü. Kafatasının üzerindeki göz yuvaları ise doğruca dünyaya hizalanmıştı. Bu manzara karşısında heresini ürperdi. Sanki bizi izliyormuş gibi. Ah her neyse, şu an yaşadıklarım gerçek mi? Yoksa ay yüzeyine inmeye çalışırken yüzeye çarptık da öldük mü? İşin daha da korkutucu olan tarafı, hangisinin olmasını istediğimden emin değilim. Eğer bu gerçekse, ben dünya dışı bir zeki yaşam formunun varlığını kanıtlayan ilk insan mı oluyorum? Doktor, zihninde susmak bilmeyen sorularla çarpışamayacağını anladığında durumu kabullenmeye ve olayları akışına bırakmaya karar verdi. Böylece yavaşça iskeletin elleri arasından kitabı almak için eğildi ve kitabı usulca çekti. Üzerinde bir çeşit kilit vardı. Yarısının içinden dünyadaki uzmanlar bu kilidi açmak için çok uğraşacaklardır diye geçirdi ve bu beyaz ciltli kitabı ay örümceğinin içine usulca bıraktı. Ardından iskeleti ay örümceğine yerleştirmeyi düşündü ama bu ay örümceği için çok büyüktü. İskeletin yalnızca kafatasını omuriliğinden koparmak suretiyle aldı ve araca yerleştirdi. Uçuş mekiğine geri dönerken içinde daha önce hiç hissetmediği bir duygu vardı. Bu duygu zamanında Cengiz Han'ın, Sezar'ın ve Napolyon'un hissettiğiyle aynıydı. Ay örümceği ile uçuş modülüne geri dönerken bir müddet düşündü ve bu keşiften mürettebatın diğer üyelerine bahsetmemeye karar verdi. Zira prosedür bu şekildeydi. Eğer ay yüzeyinde alışılmışın dışında bir şey bulursan bunu astronot arkadaşlarına bile söyleyemezsin. Bu yüzden kafatasını ve kitabın numune torbalarının içine koydu ve modüle ulaştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi bunları numuneler için ayrılan özel bölüme yerleştirdi. Ekoin'de görevini tamamladıktan sonra modüle geri bindi. Toplamda 22 saat süren görevlerin ardından başarılı bir şekilde kalkış yaparak dünyaya geri dönüş yolculuklarına başladılar. Herkes ev dediği gezegene geri dönmek istiyordu ama bunu en çok Harrison istiyordu. Çünkü eve geri dönünce bir daha hiçbir şeyin aynı olmayacağını biliyordu. Dünya tarihi değişecekti ve kendisini güzel günlerin beklediğini düşünüyordu. Ancak onun bilmediği şey ise gelecek günlerin büyük bir bilinmezliğe gebe olduğuydu. İşte bu dünyanın değişmez kuralıydı. Sonrasında 8 Ağustos 1974 Amerika Birleşik Devletleri, Washington. Harrison beyaz saraydan içeri girdiğinde teninde tatlı bir ürperti dolaştı. Geçmişin büyük sırlarla saklı bilinmezliğine açılan kapıyı 2 yıl önce ay yüzeyinde keşfetmiş olduğu beyaz ciltli bir kitap ve uzaylı iskeletiyle kendisinin aralamış olmasına rağmen gene de kendince gölgelerin içinde kaybolmuş bir yabancından başka bir şey değildi. Bu değersizlik hissi içerisinde bir an neden Beyaz Saray'da bulunduğunu dahi unuttu. Sahi onun Amerika Birleşik Devletleri'nin en simgesel yapısının içerisinde ne işi vardı? Harrison'ı içinde kaybolduğu koysis bulutundan çekip çıkaran başkanın sekreterinin resmi ancak ruhu anlam verilemeyen bir şekilde okşamaktan da geri durmayan kadifemsi sesi de oldu. Bay Harrison, Amerika Birleşik Devletleri'nin 37. Başkanı Sayın Richard Nixon sizi Oval Office'te bekliyor. Başkanın sekreterinin ağzından dökülen bu sözler Harrison'ın zihninde aniden parlayan kıvılcımlar gibi içinde bulunduğu durumun şartlarını birbiri idrak etmesine sebep oldu. Aydan getirdikleri kafatası ve esrarengiz kitabı prosedür gereği NASA'nın üst düzey yöneticileri dışında yalnızca başkan ve ülkenin savunmasından sorumlu birkaç bakan ve asker biliyordu. Ancak 2 yıl önce dünyaya getirdikleri bu kafatası ve kitabı dünyanın en zeki astrobiyologları, biyokimyacıları, kripto ve nükleer bilim uzmanları incelerken bir kez bile Harrison aranmamış ve konuyla ilgili bildiği her şeyi devletinin bekası için unutması istenmişti. Şimdi değişen şeyin ne olduğunu ve başkanın kendisini neden bizzat özel hattan arayarak acil bir şekilde görüşmeye çağırdığını düşünürken doktorun ayakları onu oval ofise kadar taşımıştı bile. Tüm tarih boyunca her Birleşik Devletler vatandaşının büyük bir merakla görmek istediği oval ofis şimdi Harrison'ın gözlerinin önündeydi. Yürütme erkeğinin başı olan başkanın resmi ofisini kendi gözleriyle gördüğü o an odanın isminin neden oval ofis olduğunu daha iyi anlamıştı. Çünkü gerçekten de bu başkanın çalışma odası olan bu büyük oda ovaldi. Odanın tabanına Amerika Birleşik Devletleri'nin arması kazınmıştı. Armada ilk göze çarpan detay Amerika Birleşik Devletleri bayrağının renklerinden oluşan bir kalkan taşıyan kartaldı. Kartal bir ayağıyla beyaz uçlu oklar, diğer ayağıyla ise zeytin dalı tutuyordu. Kartalın kafasında
13 adet yıldız vardı. Bu yıldızlar ABD'yi ilk oluşturan 13 koloniyi semgeliyordu. Kartalın ağzıyla tuttuğu bez parçasında ise E Plebrius unum yazıyordu. Bu Latince çokluktan birliğe demekti ve slogan Amerika Bağımsızlık Savaşı sıralarında ABD'yi oluşturan 13 koloninin birlikteliğini vurgulasa da sonraları ülke vatandaşlarının değişik kökenlerden gelmelerine rağmen bir birlik oluşturduklarını işaret eden bir hal almıştı. Odadaki şüphesiz en çok göze çarpan şey sarayın büyük ve yeşil bahçesine bakan geniş pencereler önüne konulan başkanlık masasıydı. Orijinal adıyla Resolute Desk. Bu masa İngiltere İmparatorluğu'na ait Resolute keşif gemisinin tahtalarından İngiltere Kraliçesi Victoria'nın emriyle yapılmış ve 1880 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 19. Başkanı Rutherford B. Hayes'e hediye edilmişti. O günden beri başa gelen tüm başkanlarca kullanılan masaya uzmanların biçtiği fiyatsa tam 120 milyon dolardı. Masanın orijinal halinde boş olan orta kısmı ise Franklin Roosevelt tarafından tekerlekli sandalyeyle görülmenin bir ABD başkanının güçlü imajını bozacağı gerekçesiyle üzerinde kartal arması olan bir tahta parçasıyla kapatılmıştı. Başkanın çalışma masasının hemen karşısındaki duvarda, yani odanın öbür ucunda ise Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda kıta ordusunun başkomutanı ve ABD'nin ilk başkanı olan George Washington'un bir portresi asılıydı. Portrenin sol tarafında bir başka Amerikan başkanı olan Abraham Lincoln'un portresi vardı. Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanıydı. Amerikan İç Savaşı'nda Amerika Konfedere Devletleri'ne karşı büyük bir galibiyet elde etmişti ve ülkenin birliğini koruyup köleliği yasal olarak kaldırmıştı. Harrison'ın içinde bulunduğu destansı Oval Office'in havasını solurken yaşadığı tarih sarhoşluğu, bakışkan Nixon'un onu karşılamak adına ayakta beklediğini fark etmesiyle yerini ciddiyetle karışık bir mahcubiyete bıraktı. Her nasıl olduysa bir yanlığına gözünde başkanın odasının şanı, başkanın kendisinden daha çok yücelmişti. Elini ceketinin attığı ikinci düğmesinin üzerine götürerek hafifçe eğildi ve ardından başkana elini uzatarak onu selamladı. Sayın Başkan, kendisine uzanan eli büyük bir tevazu ile sıktıktan sonra Nixon, Harrison'a oturması için Oval Office'in ortasına konulan beyaz renkli berjerlerden birini gösterdi. Başkanın yüzünde derin ızdıraplar çeken bir insanın çaresiz bakışları vardı. Harrison bu durumu oldukça şaşırdı. Son zamanlarda başkanın siyaset hayatında yaşadığı sarsıcı gelişmeler onu fazlasıyla yormuş olmalıydı. En azından Harrison bu nemlikli simanın tek sebebinin bu olmasını umuyordu. Özellikle Watergate skandalı Başkan Nixon'ın halk tarafından gördüğü desteğin önemli ölçüde düşmesine sebep olmuştu. Amerika'nın başkenti Washington DC'de bulunan bir otel olan Watergate'de Demokrat Parti'nin merkez ofisi olarak kullandığı bir odaya 17 Haziran 1972 günü 5 hırsız girmiş ancak hırsızlar kolluk kuvveti tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Ne var ki sürdürülen soruşturma neticesinde bunun basit bir hırsızlık olayı olmadığı ortaya çıkmıştı. Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olan 5 hırsızın asıl amacının Demokrat Parti mensuplarının telefonları gizlice dinlemek üzere odaya mikrofonlar yerleştirmek olduğu ortaya çıkınca işler oldukça karmaşık bir hal aldı. Konuyla ilgili görevlendirilen savcı Cox, bu skandalın arkasında bulunan tüm siyasetçileri belirlemek maksadıyla soruşturmanın başına getirildi. Cox, Beyaz Saray'da başkanın bütün konuşmalarının seybe alındığını öğrenerek bu bant kanetlerinin kendisine verilmesini istedi. Ancak Nixon bu isteği kesin bir dile reddetti ve savcının görevden alınmasını emretti. Adalet Bakanı Richardson, savcı Cox'un görevden almayı reddedince Başkan Nixon, Adalet Bakanı Richardson'ın işine son verdi. Nihayetinde Amerika Yüksek Mahkemesi Richard Nixon'ın bant kayıtlarını savcılara teslim etmeye zorladı. Richard Nixon bant kayıtlarını bu kararın üzerine teslim etti ama artık Richard Nixon iyice halkın desteğini kaybetmişti. Karşılıklı olarak koltuklara oturduklarında başkanın çaresiz çehresi daha düşünceli bir hal aldı. Harrison meraklı gözlerle başkana bakıyordu. Başkanın kendisine ne söyleyeceğini gerçekten merak ediyordu. Zira söyleyeceklerinin ayda yaşamış olduğu garip deneyimle bir alakasının olduğu ortadaydı. Eğer aksi söz konusu olsaydı ve siyasetle ilgili bir konuda Nixon birisine danışmak isteseydi, büyük ihtimalle Harrison başkanın danışacağı yeryüzündeki son insan olurdu. Bu doğası gereği resmi ve huzursuz ortama çöken kasvetli sessizliği ilk olarak Harrison bozdu. "Sizi dinliyorum Bay Başkan.
Doğrusu beni neden buraya çağırdığınızı oldukça merak ediyorum. Eğer büyük sırla ilgili ise onu yıllar önce benden istenildiği gibi benliğimin derinliklerine gömdüm. Sizi temin ederim, her ne kadar bu benim için kabullenmesi oldukça güç bir durum olsa da bunu kendimden dahi gizledim. Başkan Nixon önce derin bir nefes aldı, ardından birkaç kez yutkundu. Sanki söze nasıl başlayacağını bilemiyor gibiydi. Ruhunda koptuğu aşikar sessiz fırtınalara istinaden de bu sessizliği. Ki bu durum Harrison'ın merakına merak katıyordu. Bay Harrison, bu sırrı taşımanın sizin için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Zira ay yüzeyinde yapmış olduğunuz büyük keşiften haberdar olan gezegendeki birkaç insandan biri de benim. Ancak 2 yıl öncesine göre içinde bulunduğumuz şartlar fevkalade değişti. Sizden bildiğiniz her şeyi unutmanızı istediğimiz gibi yaşanan gelişmeler hususunda bilgilendirilmediğinizin de farkındayım. Ancak belirttiğim gibi ehemmiyetine binaen öncelik verdiğimiz konular artık oldukça farklı. Bu kapsamda öncelikle size bilinen tarihi sil baştan değiştiren bir keşif yaparak ay yüzeyinde bulduğunuz iskelet ve kitap hakkında bilgi vermek istiyorum. Ardındansa sizinle asıl konuşmak istediğim meseleye geçebiliriz. Artık Harrison tüm dikkatini başkana vermişti. Zira gerçeğe duyduğu açlık hissini bastıramıyordu. Bir müddet devam eden ortamdaki derin sessizlik başkanın konuşmasıyla bozuldu. Bu, geçmişin karanlık sırlarını saklayan kilitli bir sandığın, mührünün büsbütün kırıldığı andı. Bay Harrison, bildiğiniz gibi yeminlerine uymamaları halinde uzun süre insanlardan tecrit edilerek yaşayacaklarını bildikleri halde yürüttüğümüz çok gizli araştırmaya seçildikten sonra bu görevi hür iradeleriyle kabul eden 4 kişilik bilim komitesi üyelerimiz 2 yıldır dünya dışından getirdiğimiz kabatasını ve beyaz ciltli kitabı inceliyor. Geçen hafta bilim komitesinin başkanı Bayan Grinsky bu kafatası ile ilgili raporunu tamamlayarak bana sundu. Açıkçası okuduklarımın şokunu hala üzerinden atabilmiş değilim. Size şöyle özetlemek istiyorum. Ayda gördüğünüz o yaklaşık 2 metre boyundaki bir zamanlar gerçekten yaşadığını kesin olarak bildiğimiz biyolojik bir organizmaya ait iskelet bir uzaylıya ait değilmiş. Harrison başkanın kendisini yalanlayan ve kendi gözleriyle ayda görüp kendi elleriyle dünyaya getirdiği iskeletin aslında hiç var olmadığını iddia ettiği cümleleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Açıkçası az önce duydukları belki de duymayı umduğu son şeylerdi. Bay Başkan, size duyduğum saygı sonsuz ama ben ne gördüğümü biliyorum. O iskelet gerçekti ve... Harrison henüz konuşmasını bitirmeden başkan elini havaya kaldırdı ve onun sözünü kesti. Yüzünü yurt edinmiş hafif kırışıklıklar bir anlığına daha da derinleşmişti. Beni yanlış anladınız Bay Harrison. Ben ayda gördüğünüz iskeletin gerçek olmadığını söylemedim. Ben bu iskeletin bir uzaylıya ait olmadığını söyledim. O iskelet bir uzaylıya değil, bir insana aitmiş Bay Harrison. Bilim komitesinin bana sunmuş olduğu raporlar apacık bir şekilde gösteriyor ki o bir insan. Harrison başkanın sözlerini bütünüyle idrak ettikten sonra dona kaldı. Adeta dumura uğramış ve hiçbir şey düşünemez olmuştu. Ne yani? Ayda bulduğu iskelet bir insana mı aitti? Ama bu nasıl olabilir? Bay Başkan, o iskelet her şeyden önce aydaydı ve normal bir insandan oldukça uzundu. Ayrıca... Biliyorum Harrison. Bu keşfin aklımızın sınırlarını zorladığı açık. Ancak bilim komitesinin raporundaki çarpıcı detaylar bununla bitmiyor. Bu insan en makul tahminlerimize göre 12 bin yıl kadar önce yaşamış. Yaşadığı ortamın düşük yer çekimine adapte olduğu için de boyu nesiller içinde bu kadar uzamış olmalı. Harrison şok üstüne şok yaşıyordu. Kalbi duyduğu heyecan nedeniyle gayri ihtiyar olarak vücuduna pompalanan adrenalinden dolayı yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Durun biraz. Siz bu ayda bulunan ve 12 bin yıl önce yaşadığını iddia ettiğiniz insanın bir de üstüne üstlük ayda mı ikamet ettiğini söylüyorsunuz? Ama bu imkansız. Ay'a ilk basan insan sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Neil Armstrong. Başkan Nixon'un yüzünde herhangi bir mimik belirtisi arayan Harrison'ın tek gördüğü şey katı bir ciddiyetti. Başkan kesinlikle şaka yapmıyordu. Henüz bu insanın hayatını nerede yaşayarak geçirmiş olduğunu bilmiyoruz Bay Harrison. Ancak açık ki o ve onun ataları dünyanın yerçekiminden daha zayıf bir yerçekimine sahip bir yerde yaşamışlar. Bu düşük yerçekimli ortama zaman içinde adaptasyon sağladıkları için de boyları bu kadar uzamış. Çünkü aynı devirde yaşamış insanların dünyada bulunan iskeletlerinin boyu bizden daha uzun değil. Ve eğer bilim komitesinin raporunda sunduğu bu bilgiler doğruysa sadece Ay'a ilk ayak basan insanın ismi değil tüm insanlığın tarihi değişir Harrison.
Ayrıca biz tarih hakkında bildiklerimizi M.Ö. 3200'lerde bulunan yazıyla nesilden nesile aktarıyoruz. O devirden öncesi büyük bir boşluk. Tarih öncesi devir olarak adlandırdığımız o dönemlerle ilgili pek az şey biliyoruz. Oysa Harrison, bu adam 12 bin yaşında olduğuna göre Ay'dan getirdiğin kitap da 12 bin yaşında demektir. Bu da demek oluyor ki... Ah Sayın Başkan, ne demek olduğunu ben çok iyi anladım. Bildiğimizi sandığımız her şey aslında bir koca yalanmış. Medeniyetimizi üzerine kurduğumuz şey insanoğlunun ilkelliği değil, geçmişte yıkılan antik bir insanlık uygarlığının kalıntılarıymış. Sanırım tüm insanlık tarihinin sil baştan yazılması gerekecek. Harrison bu cümleyi sarf ettikten sonra odaya derin bir sessizlik çöktü. İnsanın bildiği kadar güçlü ve inandığı kadar cesaretli olduğunu düşünmüştü bunca yıl ve şimdi kendini hiç olmadığı kadar güçsüz hissediyordu. Zihnindeki cahiliyet peçesi yavaşça aralanırken artık bu duyduklarından sonra kendisini hiçbir şeyin şaşırtmayacağına kanaat getirdi. Ne var ki birkaç saniye içerisinde bu düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu da anlayacaktı. Bay Harrison, sanırım artık sizi buraya çağırmamın asıl sebebini konuşmaya geçebiliriz. Aslına bakarsanız ben yarın başkanlık görevimden istifa edeceğimi kamuoyuna duyuracağım. Hiç beklemediği bir anda duyduğu bu çarpıcı sözler yüzüne bir tokat gibi çarpan Harrison'ı sersemletti. Ama gün boyu duyduğu çarpıcı gerçeklerin akabinde Harrison'ın kendini toparlaması uzun sürmedi. Ama neden Sayın Başkan, anlayamıyorum. Bay Harrison, işte sizi buraya çağırmamın nasıl sebebi buydu. Bilim komitesinin başkanı dışındaki 3 üye bana Ay'dan getirdiğiniz kavatası ile ilgili raporu sunduktan sonra aynı günün akşamı intihar etti. Komite başkanı ertesi sabah beni aradığında ise ve yaşadığı dehşet verici deneyimden titreyen bir ses tonuyla kendisinin yaşamasının tek sebebinin bana iletmesi gerektiği söylenen mesajı vermek olduğunu belirtti. Harrison'ın adeta kanı donmuştu. Bir gecede yaşanan 3 intihar yeterince korkutucu olmakla birlikte Harrison'ın aklına takılan başkaca bir konu daha vardı. Durun biraz Bay Başkan. Size bu mesajı iletmesi için komite başkanına emir veren kişi kim peki ve 3 adamımızın intihar etmesine nasıl sebep olabilmiş? Aslına bakarsanız Bay Harrison, işler tam da burada garipleşip içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Komite başkanının dediğine göre bana iletilmek üzere mesajı ona veren dünya dışı bir medeniyetten gelen yaşam formuymuş. Profesörlerimizin çalıştığı laboratuvarda bir anda belirmişler ve komite başkanına bu mesajı verip gitmişler. İşin ilginç yanıysa aynı gün ülkenin çeşitli bölgelerinden UFO görüldüğüne dair haberler aldık. Harrison cevabını öğrenmeye korktuğu soruyu sorabilmek için enerjisini topladı ve korkunun asıl olan gerçeği değiştiremeyeceğinin bilinciyle kendince cesur bir hareket sergileyerek o soruyu sordu. Yani komite başkanına size iletmek üzere bir mesaj bırakan kişiler gerçekten uzaylı olabilir mi? Başkan kabuğuna çekilen bir kaplumbağa gibi kollarını büzdü. Bay Harrison, yalnızca bu son 2 yıl içinde Ay'da 12 bin yıllık bir insan iskeleti ve yazılı tarihi değiştirebilecek antik bir kitap bulundu. Yani artık uzaylıları Los Angeles sahillerinde yüzerken görürsek hiç şaşırmam. Harrison, başkanın söylediklerini sindirmeye çalışırken ona sorması gereken tek bir soru kalmıştı. Peki size iletmek istedikleri mesaj neydi? Aslında çok basit Bay Harrison. Benden Ay'da bulunan iskelet ve kitapla ilgili açılan gizli araştırma dosyasının kapatılmasını ve derhal istifa etmemi istediler. Bildiklerimi kamuoyuyla paylaşırsam... Ah her neyse. Sanırım neler olabileceğini tahmin ediyorsundur. Peki istifanızı halka nasıl açıklayacaksınız? Watergate skandalı istifama kılıf olacaktır. Halka bu skandal yüzünden istifa ettiğimi açıklayacağım. Ama seni buraya daha önemli bir görevi ifa etmeni rica etmek için çağırdım. Gelen uzaylılar ya da her neyseler, her ne kadar en yüksek güvenlik önlemleriyle koruyduysak da Ay'dan getirdiğiniz kafatasını ve tarihin bilinen en eski yazılı belgesi konumuna geçen Ay'da bulduğumuz beyaz kitabı çaldılar. Büyük ihtimalle Ay'daki iskeletin geri kalan kemiklerini de bulup yok etmişlerdir. Ama bilim komitesi başkanı bana bu çaresiz mesajı iletmekle birlikte çok özel bir defter de verdi. Uzaylılar laboratuvara gelmeden kısa bir süre önce beyaz kitabın antik kilidini kırarak içini açmayı başarmış. Aslında bu büyük bir mucize. Çünkü araştırmalarımıza göre kitabın kilidi oldukça radyoaktif ve kolayca tepkimeye girebilen, yeryüzünde olmayan bir elementten yapılmış. Bu henüz beyaz kitabın kilidi dışında keşfedilmeyen elementin periyodik tabloda yeri bile yok. Uzmanlarımız ona
121. element dediler. Söylediklerine göre bu elementin birkaç gramı yüzlerce atom bombasının kuvvetine denk enerji üretebilirmiş. Neyse ki nasıl çalıştığını uzun süre anlayamadığımız kilidin üzerinde eser miktarı da bu elementten bulunuyordu. Kilidi ancak 22 ay süren sıkı bir çalışmanın sonucunda açmaya başarabildik. Her neyse. Komite başkanı beyaz kitabın içi açılır açılmaz kitabı incelemiş. Tahmin ettiğimiz gibi hiç bilmediğimiz bir dilde bu alfabede yazılmış. Ve hemen bu paha biçilemez antik kitabı yedeklemek adına bir deftere kendisine anlamsız gelen şekilleri aynen kopyalamış. Başkan o sırada ceketinin iç cebine elini attı ve bizzat muhafaza ettiği bir defteri cebinden çıkardı. Yani anlayacağınız Bay Harrison, bu elimde tutmuş olduğum defter ayda bulduğunuz ve tarihimiz açısından paha biçilemeyecek olan beyaz kitabın birebir ve tek kopyası. Bu beyaz kitap. Başkan elinde tuttuğu ve gerçekten cildi de beyazlatılmış ceylan derisinden olan beyaz kitabı Harrison'a uzattı. Gözlerinde Harrison'ın fark ettiği ve saklamaktan da imtina edemediği bir heyecanla dudaklarını araladı. Bir başkan olarak ricasında bulunabileceğim son görevi size veriyorum Bay Harrison. Beyaz kitabı siz buldunuz ve bu asil görevi de sizin üstlenmenizi rica ediyorum. Çünkü inanıyorum ki bu sizin kaderiniz. Beyaz kitabı nesiller boyu muhafaza edin ve tüm özverinizle kitabın sırrını çözmeye çalışın. Zira beyaz kitabın içinde yazanlar dünya tarihini tümden değiştirmeye muktedirdir. Harrison başkanın kendisine uzatmış olduğu beyaz kitabı büyük bir huşu içerisinde aldı ve görevinin birinci cebinde bir adam olarak ekledi. Hayır Bay Başkan, sanırım yalnızca dünya tarihini değil tüm evrenin tarihini değiştirebilir. Ve 37. ABD Başkanı Richard Nixon 9 Ağustos 1974'te istifa etti. Nixon, ABD tarihinde istifa eden tek başkan olarak kayıtlara geçti. Sonrasında 30 Ekim 2014 Massachusetts Üniversitesi, Boston, Amerika Birleşik Devletleri. Başkan Nixon, Harrison'a ay yüzeyinde bulmuş olduğu antik kitabın yeryüzündeki son nüshasını emanet ettikten sonra saatler günleri, günler ayları ve aylarda yılları kovaladı. Harrison başkana o gün vermiş olduğu sözü tuttu ve beyaz kitabı bütün ömrünce korudu. Ancak her ne kadar onun sırrını çözmeye çalışsa da bu konuda başarılı olamadı. Zira bilinmeyen antik bir dili çözmek konusunda herhangi bir uzmanlığı yoktu. Bir rüzgar gibi esip geçen yılların ardından 80 yaşına gelen Harrison'ın daha fazla bu işlerle uğraşacak hali de kalmamıştı zaten. Sağlığı bozulmuştu. Ancak o her zaman toplumun menfaatlerini kendi çıkarlarından üstün tutan erdemli bir birey olmuştu. Beyaz kitabın ne denli önemli olduğunu biliyordu ve bir gün mutlaka çözülmesi gerektiğinin farkındaydı. Zira içinde yazılanların paha biçilemez olduğu aşikardı. İşte bu yüzden tüm bildiklerini 80 yaşına bastığı gün torununa anlattı ve onun kaderinin bu kitabın içerisinde neler yazdığını öğrenmek olduğu düşüncesiyle onu yetiştirdi. Torunu da bu antik dili çözmeyi kendi omuzlarına yüklenmiş, insanlığa karşı olan bir borç bildi ve bu alanda eğitim alarak uzmanlaştı. Luke Smith artık bir filoloji profesörüydü ve dedesinden kendisine miras bu aile yadigarı büyük sırrı çözmeyi başardı. Birçok yerde bu insanlık tarihini değiştirebilecek gerçekleri insanlara anlatsa da kimse bu uydurulmuş masallara benzeyen hikayeye inanmadı. Elinde, içinde saçma harfler bulunduran bir defterle hükümetin insanlardan uzaylılar hakkında bildiklerini sakladığını iddia eden komple teorisyenlerinden hiçbir farkı yoktu. Esasen inanmak bir seçimdi ve kimse bu genç adama inanmak istemiyordu. Ancak her şey sıradan bir günde Massachusetts Üniversitesi'nin konferans salonunda yapılan sıradan bir etkinlikte değişmek üzereydi. Kader Lux için hiç ummadığı bir anda kendi karanlığının içinde kaybolmuşken içinde parıldayacak ve ona yön gösterecekti. Lux'un bilmediği şey ise herkese güvenmemesi gerektiğiydi. Zira bu büyük sırdan çıkarı olan pek çok insan vardı ve istediklerini elde etmek için de her şeyi yapmaya hazırlardı. Kapanış konuşmasını yapmadan önce elindeki listedeki son konuşmacıyı kürsüye çağırmak için sunucu olarak seçilmiş üniversitedeki bir öğretim görevlisi olan Bay Angelo boğazını temizledi. Uzun ve yorucu konuşmaları dinledikten sonra tek isteği etkinliğin bir an önce bitmesiydi. Ona bir parça umut veren tek şey tüm bu koşuşturmadan sonra eve gidince içmeyi düşündüğü sıcak sütlü kahvesiydi. Şimdi de Antik Diller ve Geçmişin Sırları adlı konferansımızın onur konuğu kürsüye davet ediyorum. Bayanlar ve baylar,
Çözülmemiş Dillerin Sakladığı Gerçekler adlı konuşmasını yapmak üzere ABD'nin en genç filoloji profesörü Luke Smith sizlerle. Kendisi aynı zamanda aya ayak basmış son insan olan Harrison Smith'in 3. koşak torunudur. Alkışlar Luke Smith için. Henüz 24 yaşında olan Lux'un pek çok kişide hastalıklı sayılabilecek zayıf bir vücudu vardı. Ancak kimse beden denilen tenle kaplı kabuğun dış görünüşüne aldanmamalıydı. Zira böylesine güçsüz bir vücut dahi yeri geldiğinde pek çok insanın hayatını kurtarmaya muktedir olabilirdi. Hayatta kalma arzusu insanoğlunun en temel içgüdüsüydü ve yaşamak amacına ulaşmak için başvurulacak her yol mübahtı. Beyaz teni ve kumral saçlarıyla da pek çok kişi yakışıklı sayılırdı. Öğrenim hayatı boyunca kendisini beyaz kitabın yazıldığı antik dili çözmeye adayan Lux için bazı şeylerin yaşanma vakti çoktan gelmişti. Bay Angelo kendisini konuşma yapmak üzere çağırdıktan sonra rüzgar büyübüsü üzülerek sahneden geçti ve konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Elinde taşıdığı küçük çantasının içerisinde bir de büyük babasından yadigar eski bir kitap vardı. Saygıdeğer dinleyiciler, ben Lux Smith. Evet, ben ABD'nin en genç filoloji profesörüyüm. Sizlere henüz çözülmemiş dillerin sakladığı tarihi gerçeklerle ilgili pek çok terminolojik bilgi aktarabilirim. Sizlere en şu komple teorilerimden bahsedebilirim. Ancak zaten sizin bunları bu üniversitede öğrenim gördüğünüz süre boyunca pek çok kez duyduğunuzun farkındayım. Bu yüzden sizleri daha fazla sıkmamak adına bilimsel terimleri bir kenara bırakıp size çok eski bir hikaye anlatacağım. Aslına bakarsanız kendi hikayenizi... Bay Lux henüz gençlere onları sıkmayacağını söylerken bile salondan yavaş yavaş çıkanlar olmaya başlamıştı. Zira öğrencilerin bir kısmı uzun süren konferansın ardından son bir konuşmaya daha tahammül edemeyeceğini düşünüyor. Bir kısmı ise bu genç adamı ciddiye almakta zorlanıyorlardı. Ancak onların bilmediği şey ise bazen dünyayı değiştirebilecek olan insanların en beklenmedik kişiler olabileceğiydi. Lux salondan ayrılmaya başlayan gençleri aldırmadan konuşmasını yapmaya başladı. Zaten bu tip durumlara alışıktı ve bu durumda konuşmasının uzun bilimsel bir konferansın en sonuna konulmasının da etkili olduğunu farkındaydı. Ancak ne olursa olsun Lux'un yolundan dönmeye hiç niyeti yoktu. Saygıdeğer genç öğrenci arkadaşlar, bildiğiniz üzere son buzul çağı 2.4 milyon yıl önce başladı ve yaklaşık 10 bin yıl önce sona erdi. En şiddetli olduğu dönemlerde buzullar 45 derece enlemlerine kadar inmişti. Bu, Kanada'nın tamamı, Avrupa ve Asya'nın ise büyük bir bölümünün buzulların altında kaldığı anlamına geliyor. Geri kalan yerlerde ise hava soğuk ve kuruydu. Modern insanların ise ilk kez 200 bin yıl önce yeryüzüne ayak bastığına inanılıyor. Kısacası insanlar bu zorlu buzul çağı içerisinde var olma mücadelesi veriyordu. Ne var ki tüm bu süre zarfında yeryüzünde dolaşan insanoğlu uygarlığa pek az bir katkıda bulunabilirdi. Zira gelişime uygun olmayan zor yaşam şartları ve dondurucu derecedeki soğuklar nedeniyle mağara ve ağaç kovuklarında yaşarken insanlığı ileriye taşıyacak adımlar atmak pek de kolay olmuyordu takdir edersiniz ki. Taşları yonttular, avcı toplayıcı bir yaşam sürdüler, oysa buzul çağı bitip havalar ısınmaya ve yaşam şartları olgunlaşmaya başlar başlamaz tarıma geçildi. İlk köyler, şehirler kuruldu ve medeniyet hiç olmadığı kadar hızlı yükseldi. Nüfus arttı, devletler kuruldu, tekerlek bulundu, deniz ve karayollarıyla ulaşım sağlandı ve belki de en önemlisi yazı bulundu değil mi? Konuşmasını ilgiyle dinleyip dinlemediğini anlamasa da birkaç öğrencinin başına onu doğrulamak için salladığını gördü Lux. Bu belki de yalnızca öğrencilerin geliştirdiği bir refleksten fazla bir şey değildi. Ancak o esasen şu ana kadar yalnızca kendilerine empoze edilmiş ve gerçek olduğuna inandırılmış oldukları sözde gerçeklerden bahsetmişti. Novus Ordo Seclorum denilen yeni dünya düzenini kurabilmek için Batı medeniyetinin yüceltilmeye ve geçmişte yükselen Doğu medeniyetlerinin insanlığın ortak hafızasından büsbütün silinmeye çalışıldığının Lux uzun yıllar önce farkına varmıştı. Ve kendisinden beklenilmeyecek gür bir sesle bağırdı. Değil çocuklar, böyle değil. Benim söylediğim, sizin ise bildiğinizi zannettiğiniz her şey yalan. Bu yalnızca günümüz Batı uygarlığının tarihi. Beyaz adamların kurduğu ilk gelişmiş devlet olan Mısır ve akabinde Antik Yunan, Roma, Büyük İskender ve Orta Çağ'dan sonra yükselen İngiltere ve ABD'nin tarihidir bu. Ama tüm dünyanın değil. Mısır'ın bir anda mı ortaya çıktığını düşünüyorsunuz? Tüm o mimari şaheserleri bir anda mı yapmayı öğrendiklerini zannediyorsunuz?
Mısır'ın da öncesinde kurulan gelişmiş uygarlıklar vardı. Ancak bunları Batı uygarlığının mirasçısı olan beyaz insanların ataları kurmadığı için hükümet ve hükümet dışı örgütlerce kanıtlar yok edildi. Samuel Huntington adlı bir siyaset bilimci de benimle aynı fikirde. Medeniyetler Çatışması adlı 1996 yılında yayınladığı kitabında Soğuk Savaş sonrasında tekabül eden 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil medeniyetler olmaya başladığını ve 21. yüzyılda da bu trendin devam edeceğini ifade eden bir tez ortaya attı. Ve buna binaen milletleri bir arada tutan görünmez bir bağ olan kültür ve kültürlerin üzerine inşa edildiği medeniyetleri araştırmaya başladı. Ve ona göre Batı medeniyeti yükselmeden önce aralarında siyah tenli insanların da bulunduğu bir insan popülasyonu Mısır'ın güneyi olan Yukarı Nil bölgesinde gelişmiş uygarlıklar kurmuştu. Lux bunları söyledikten sonra bir öğrenci söz almak istedi. Barux normalde konuşmasının kesilmesinden hiç hoşlanmazdı. Lakin o öğrenciye söz verdi, zira konferansı dinleyenlerin sayısı epey azalmıştı. ''Ne demek istiyorsunuz Profesör Lux? Biraz daha açık konuşur musunuz?'' Lux, söz alan öğrenciye peki der gibi başını salladı. Avrupa, buzul çağını son 100 bin yıl boyunca tüm şiddetiyle yaşarken, dönenceler çevresi her zaman olduğu gibi dünyanın geri kalanından daha sıcaktı. Yani, ekvatordan dönencelere doğru uzanan toprakları buzla kaplı bir dünyada yaşam için uygun bir vaha olarak düşünün. Adeta bir kurtarılmış bölge. Ve buz devri sona erdikten sonra tüm dünyaya yayılan uygun iklim koşullarında 10 bin yıl içerisinde günümüzdeki haline gelen Batı medeniyetine kıyasla 100 bin yıl uygun iklim koşullarında yaşamış insanların nasıl bir medeniyet kurabileceklerini bir hayal edin. Salon boş gözlerle profesöre bakıyordu. Ancak kurtarılamayacak derecede beyinleri yıkanmış ve planlı bir eğitim sistemiyle yıllar boyu dogmalarla hırmanlanmış bu insan topluluğunun içinde genç bir kız Profesör Lux'un dikkatini cezbetti. Kızın pür dikkat kendisini dinlemesi profesörün hoşuna gitmişti. Sanırım biraz daha açık konuşmam gerekecek ve biraz daha sarsıcı. Bundan 100 bin yıl kadar önce insanlar Yukarı Mısır'la Sudan'ın komşu olduğu bölgede yuva şehri olan bir kentte yaşıyordu. Ama yuva şehirde yaşayan insanlar dahi bu şehrin kuruluşu hakkında bir bilgiye sahip değildi. Yani anlayacağınız çok ama çok eski bir şehirdi yuva şehir. Kentin sakinleri de yaşadıkları şehrin ne zaman kurulduğunu bilmiyorlardı. 30 bin yıl içinde teknolojileri büyük bir atılım gösterdi ve uydumuz ayak kalıcı bir istasyon kurdular. 50 bin yıl içinde Mars'ı kolonileştirdiler ve dev bir kubbenin altında bir şehir daha kurdular. Bu şehrin adı ise Kızılkent'ti. NASA'nın günümüzde Mars'a gönderdiği uzay araçlarının tek amacı bu kentin arkasında bıraktığı son kalıntıları araştırmaktır. Milattan önce 30 bin dolaylarında ise Jüpiter'in uydusu Europa'nın yani o içi okyanusla kaplı dev kabuklu gök cisminin içine yeni bir şehir inşa ettiler. Tabii bu süre zarfında içi robotları kullanarak göktaşlarından ve bugün var olmayan X gezegeninden değerli maden çıkarmayı da ihmal etmediler. Ardından bu güneş sistemimize kurulan 3 şehir arasındaki iktidar kavgası ve yöneten şehir olma hırsı aralarında yeryüzünde görülmemiş bir savaşa neden oldu. Savaşa insanlar güneş savaşları adını verdi ve yapılan bu güneş savaşları sonrası kurmuş oldukları gelişmiş uygarlıklara çöktü. Zamanın savaşın izlerini silmesiyle de bu büyük savaş unutuldu. Şimdi ise insanlık olarak başka bir uygarlık kurduk. Tabii halen hayattalarsa bu antik medeniyetin devamı olan ve bu medeniyetin gelişmiş teknolojisini miras alan onların torunu sayılabilecek bu grup insanda yaşıyor olabilir. Beyaz Barış grubu üyeleri. Profesör Lux'un kurduğu cümlelerin bir delinin zırvalamaları olduğunu düşünen çocuklar sonra birbiri terk etmeye başladılar. Onlara göre bu iyi kurgulanmış bir bilim kurgu senaryosundan başka bir şey olamazdı. Ancak Lux bu duruma alışkındı. Daha önce de bu hikayeyi pek çok farklı yerde anlatmıştı ancak herkes hikayenin bu aşamasında onun deli olduğunu düşünüyor ve Lux'un bulunduğu ortamı terk ediyordu. Konferans salonunda geriye yalnız o kız kalmıştı. Lux konuşurken onu pür dikkat dinleyen kız. Profesör daha fazla konuşmasına devam etmemesi gerektiğinin bilinciyle konferansın bitmiş olduğunu düşünüp tam salondan çıkarken kız Lux'un önünü kesti ve ipeksi ses tonuyla konuşmaya başladı. Bay Lux, ben Emma. Size birkaç soru sorabilir miyim? Aslına bakarsanız tek bir soru.
Uzun siyah saçları, pürüzsüz teninin sarıya çalan rengi, dehşet verici derin bir maviliğe sahip gözleri ve belirgin elmacık kemikleriyle Emma sanki bu dünyadan değilmiş gibiydi. Bu dünyaya ait değil, ancak bir o kadar da güzel. Lux, onun büyüsüne kapılmaya başladığının farkındaydı. Tabii ki Emma Hanım, sizi dinliyorum. Kanıtınız var mı? Lux, bu konuşmanın uzayacağını düşünüp hafifçe gülümsedi, yanında getirdiği küçük çantanın içerisinden bir kitap çıkardı ve beyaz ciltli bu kitabı Emma'ya uzatıp ''Bu Bayan Emma, 12 bin yıllık bir kitabın elimizde olan son nüshası ve 12 bin yıllık bir alfabenin yaşadığı tek kitap. Bu Bayan Emma, beyaz kitap.'' Emma, beyaz kitabın sayfalarını karıştırdığında gerçekten daha önce bilmediği bir alfabede yazılmış uzun bir metin gördü. Ne var ki Lux, Emma'nın daha önce varlığından dahi haber olmadığı bir alfabeyi ve dili ilk gördüğü anda olması gerektiğinden farklı bir şey sezinlemişti onda. Sanki tanıdık bir parça vardı defterin içinde onun için. Lux, bu hissin oldukça saçma olduğunun farkındaydı. Ancak her zaman için evrenin fiziksel dünyadan daha fazlası olduğuna inanan Lux, ruhunun benliğine fısıldadığı iç sesini dinlemekten geri durmadı, Emma'nın rüzgarına büyük bir hızla kapılıyordu. Eğer söyledikleriniz gerçekse, böylesi bir kitaba nasıl eriştiğinizi sormuyorum bile. Benim için şu anda önemli olan bu dili çözmeyi başarmanız. Başardınız öyle değil mi Bay Lux? Dedi Emma ve ekledi. Ama bu anlattıklarınız bilinen dünya tarihini tamamen değiştirir. Lux, Emma'yı onaylarcasına kafasını salladı ve her bir harfine ayrı ayrı vurgu yaparak ''Aslında Bayan Emma, ben de konferansımda tam da bundan bahsediyordum.'' diyerek böbürlendi. Emma biraz utandı ancak Lux'u hiçbir yere bırakmaya niyeti yoktu. Eğer dünya tarihi değişecekse o da bunun bir parçası olmalıydı. Her ne pahasına olursa olsun. Ummadığı bir anda karşısına çıkan bu macera onun kaderiydi aslında. Bay Lux, itiraz istemiyorum. Hemen şehir parkına gidiyoruz ve siz bana bu kitabı baştan aşağı okuyorsunuz. Lux'un kalbinde doğan bir parça sıcaklık tüm bedenine yavaşça yayıldı. Bu mayhoş hissiyatın nedeni ona inanan birinin olmasıydı ya da ona inanan kişinin Emma olması. Tamam, dedi Lux. Bir kahve de içeriz herhalde. Kısa bir yürüyüşün ardından şehir parka ulaştılar. Parkta yaşlı söğüt ağaçlarının dallarını sarkıttığı, gözlerden uzak bir banka oturduktan sonra Lux, Emma'ya sayfalar dolusu notlarından beyaz kitabın tercümesini yapmayı başarabildiği yerleri okumaya başladı. İçinde varlığından dahi haberdar olmadığı bir yaşama sevinci yeşeriyordu. Lux'un kalbinde adeta şafak söküyordu. Sonrasında M.Ö. 12.575 Ay Işığı Hanedanlık Sarayı Ay İstasyonu. Her 100 yıl ve 1000 yıldan, her şehir ve diyardan ve her gezegen loydusundan bu kitabı okuyanlara selam olsun. Ben Ay Işığı Hanedanlığının hayatta kalan son üyesi Orion Ay Işığı ve bu asil soyadını taşıyan son insan. İlk Güneş Savaşı sonrasında bir günlük gibi tuttuğum ve yaşadıklarımı yazmaya başladığım bu kitap çeşitli nedenlerden dolayı iktidarca yasaklandı. Oysa ben yaşadığım her şeyi tüm çıplaklığıyla objektif bir şekilde aktardığım bu kitabı yaşanan savaşların sonunda, geçmişte kalacağını bildiğim bu güzel günleri ve güneş sistemine yayılan medeniyetimizi gelecek kuşaklara ve hatta buz insanlarına aktarmak için yazmıştım. Şimdi elimde kalan bu son nüshayı canım pahasına koruyacağımızı bilmenizi isterim. Şu anda kitabın başına bu notu düşerek bunu sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki söylenen sözler unutulacak ama yazılanlar mevcutiyetini muhafaza etmeyi başaracak. Güneş savaşları sonrası Kızıl Kent ve Atlantis yok edildi. Bildiğim kadarıyla onların binlerce yıldır Mars ve Europa'da var olduğuna dair tek bir iz bile geriye kalmadı. Sanki hiç olmamışlar gibi. Kızıl Kent'ten tek bir insan bile kurtulamadı. Atlantis'tense benim dışımda Atlantis'in birinci generali ve emrindeki birkaç birlikle sivil halkın küçük bir bölümü kaçmayı başardı. Evet, belki 100 yıl önce Kızıl Kent ve Atlantis'in dünya hükümetine karşı kurmuş olduğu Goldilocks ötesi koalisyonu savaşı kaybetti ama yuva şehirde savaşı kazanamadı. Şehri çepeçevre saran enerji kalkanını son Atlantis'te General Anteras yıktıktan sonra gün ışığı hanedanlığı ve hükümet düştü. Koalisyon birlikleri şehri tarumar etti. İnsanların çoğu şehri terk etmeyi başardı. Ama insanların sadece şehir kubbesinin altında hayatta kalabileceği, Mars ve Europa'da kolonilerinde insanların ölmeyi beklemekten başka çareleri yoktu.
Atlantisli General Antares'in bu beklenmedik saldırısı tarihi değiştirdi. Zira Yuvaşya hükümeti savaşın bittiğini ve büyük bir galibiyetle savaştan çıktıklarını sanıyorlardı. Hükümet yaşayan hiç koloni vatandaşı kalmadığını düşünüyordu. Yani bu hiç mi hiç beklenmedik bir saldırıydı. Hükümet hazırlıksız yakalanmıştı. Ordu kışlasına çekilmişti. General Antares'in emri vermesiyle koalisyon son birlikleri 3 şehri temsil eden 3 piramit şeklindeki parlamento binasını yıktı. Saldırıdan haber hükümet kuvvetlerinin üzerine asılan ayrıştırıcı moleküler nanorobotlar dakikalar içinde hükümet kuvvetleri olan Yeşil Ordu'yu yok etti. Ve dahi sahip oldukları silah ve teknolojilerle birlikte. Böylece savaş bitti. Ama geriye yuva şehirden de pek bir şey kalmadı. Ancak neyse ki ana gezegen vatandaşları koloni vatandaşları kadar şanssız değildi. Kurtuldular. Ama artık kendilerinden aşağı gördükleri buz insanlarıyla yaşamaya mahkumlar. Çöken medeniyetlerini tekrar kurmak için çok çabalamalılar. Zira uygarlığımızın şu andaki seviyesine ulaşması için bilinen tarihimizde 88 bin yıl geçmesi gerekmişti. Tekrar yükselmekse ne kadar zaman alır kestiremiyorum. Ve şayet tekrar yükselirsek o medeniyeti de bir savaşla yerle bir edip on binlerce insanı öldürür müyüz onu da bilemiyorum. Sanırım daha fazla yazamayacağım. Zira radyasyon koruyucu elbisem beni bir gün daha hayat tutabilecek olsa da hiç oksijen hapım kalmadı. Atmosferi olmayan ayda kullandığım son oksijen hapı da bitmek üzere. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Beyaz Barış grubu haklıymış ve bunu içten içe hep bilmenin pişmanlığını yaşıyorum. Kardeşlerimizi öldürdüğümüz bu kanlı savaşta kazanan taraf olmadı. Ama hepimiz kaybettik. Tüm o hidrojen ve atom bombaları, füzyon silahları, lazerler, ayrıştırıcı molekül nanorobotlar, patojenler, kimyasal ve biyolojik silahlar hem yükselen teknolojimizin bir parçası hem de düşüşümüzün bir sebebi oldu. Bu kitap üç şehri, insanoğlunun yükselişini, güneş savaşlarını ve uygarlığımızın çöküşünü anlatıyor. Yaşanan o büyük çöküş ve son olarak ben, ay ışığı hanelandığından Orion ay ışığı, bu kitap bilgisi verilen her gezegene gittim. Her şehri gezdim, gördüm ve yazdım. Anılarda yaşamak üzere tüm insanlığa arz ederim. Goldilocks bölgesi yaşanılabilir bölge. Bir gezegenin yıldızına uygun mesafede olması dolayısıyla yüzeyinde sıvı halde suyu barındırabilecek olduğu uygun sıcaklık koşullarının olduğu bölge. Sonrasında M.Ö. 12.600 gün ışığı hanedanlık sarayı yuva şehir. Bunlar beyaz kitaptaki anılar. 20 yaşını dolduran her ışığı hanedanlığı mensubu birey gibi ben de göğsümde taşıdığım kraliyet armasını hak etmek için gün ışığı hanedanlığının en yaşlı üyesinden yani yuva şehir imparatorundan beni tanıdığına dair hazır bulunan 3 generalin önünde söz almalıydım. Bu generallerin her biri 3 şehri temsil eden kendi şehirlerinden çağrılırdı. Yani yuva şehir Kızılkent ve Atlantis'ten. Bu yüzden ay ışığı hanedanlık sarayından yuva şehir yerel saatine göre kraliyetler arası kabul töreninin bir gün öncesinden yola çıktık. İçimde daha önce hiç duymadığım bir heyecan vardı. Çünkü kabul seremonisi tamamladıktan sonra resmen ay ışığı hanedanlığının yuharisi olacaktım. Böylece içimde duyduğum derin heyecanla uzay boşluğunda yol almaya başladık. Dünyaya doğru ilerlerken yeni günlerin bana elem ve kederden başka bir şey getirmeyeceğini nereden bilebilirdim ki? Meğer bundan sonra ömrümce tat alacağım tek şey acı dolu hatıralar olacakmış. Kraliyetin kısa mesafe uzay aracı dünya atmosferine geçtikten sonra insanlığın en eski kenti olan yuva şehir usulca görüş alanımıza girmeye başladı. Orası kabul töreninin gerçekleşeceği yer olduğu için nihai varış noktamızdı. Aslında yuva şehrin etrafında yerli ufaklı ona yakın şehir vardı ama ana şehir ve yönetim merceği kadim yuva şehirdi. Ekonomik ve teknolojik olarak en ileri olan da gene bu şehirdi. Diğer tüm şehirler bir kasaba yandırırken yuva şehri siyasi bakımdan dünya üzerinde rakip olabilecek tek kent ateş topraklarında kuruluydu. Etrafı bir lav gölüyle çevrili olan eski bir yanardağ kraterine kurulu bu şehir, coğrafi konumu nedeniyle yuva şehrin başını en çok ağrıtan dünya kentiydi. Gün ışığı hanedanlığının diktatörce yönetiminin karşısında bir dönem dimdik durmuştu ancak o da şimdi güneş sistemimizdeki tüm diğer şehirler gibi siyasi anlamda yuva şehre bağlıydı. Yuva şehrin diğer tüm şehirlerden farklı bir yapılaşması vardı. Öyle ki
Mars ve Europa'da doğup yuva şehri hiç görmeyen çocuklara, ebeveynlere bu şehri bir masalmış gibi anlatırlardı ki zaten Kızılkent ve Atlantis vatandaşların bu şehri görme imkanı da pek yoktu. Çünkü dünyaya giriş çıkışlar sıkı denetim altında tutulur ve yuva şehri hükümetince verilen giriş izni olmadıkça koloni vatandaşları bu şehre giremezlerdi. Bu izin genel olarak gezegenler arası ticaret yapan önemli şirketlerin üst düzey yöneticilerine ve dağıtım elemanlarına verilirdi. Ne var ki yuva şehrin bu giriş çıkıştaki sıkı politikasına karşı Kızılkent ve Atlantis birbirleriyle karşılıklı olarak vizeleri kaldırmış ve tüm vatandaşlara kendi şehirlerine giriş izni vermişti. Sonrasında kraliyetin kısa mesafe uzay aracı şehrin kurulu olduğu bereketli topraklara doğru ilerlerken ben de size biraz yuva şehirden bahsedeyim. Yuva şehir birbiri içine geçmiş 3 dairesel alanın üstüne kurulmuş 3 şehrin yönetim mercinin bulunduğu ana şehirdir. En üstteki dairenin üzerindeki yerleşim bölgesinde gelir düzeyi düşük, genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşan veyahut küçük esnaf olan alt tabakadan kimseler yaşar. Şehrin bu bölümünde yaşayan halk genel olarak şehrin üst düzey gelirli vatandaşlarınca dışlanırlar. Kızılkent ve Atlantis'in aksine yuva şehrin etrafını saran somut bir cam kafes yok. Zira dünya yaşama tek elverişli gezegen ve yuva şehrin çevresi yaşamaya oldukça uygun. Bir cam kafesi olmasa da yuva şehrin etrafı çepeçevre bir enerji kalkanıyla kaplı. Bu kalkandan yalnızca yuva şehri vatandaşları sorunsuz bir şekilde geçebiliyor. Bu elektriksel enerji kalkanı hem vahşi hayvanları kentten uzak tutuyor hem de şehrin sıcaklığının yıl boyunca 18 derecede kalmasını sağlıyor. Somut bir cam kafesi olmadığından 3. bölge olarak adlandırılan bu en dıştaki dairesel yaşam alanında yaşayan insanlar şehir dışındaki tarım ve otlak arazilerine kolayca çıkabiliyorlar. Ve şehrin merkezindeki 1. bölge olarak adlandırılan yerde yer alan Günüşü Hanedanlık Sarayı ise şehrin en yüksek yapısıdır. Zira bu sarayın temeli anti-gravity atom altı parçacığıyla kaplanmış, böylece dünya yerçekimine karşı bir zıt itme kuvvetiyle saray adeta havada uçuyor. Yerden 50 metreye kadar yüksekte süzülen bu sarayın gözetleme kuleleri bulutların alçaldığı günlerde adeta gök kubbeye değiyor. Bu ihtişamlı yapı şehrin her noktasından görülebiliyor ve aynı şekilde şehrin her noktasında görüyor. Kraliyet muhafızlarının koruduğu bu sarayın içini gören insan sayısı ise bir elin parmağından daha azdır. Tıpkı bizim hanedanlık sarayımız gibi. Bu 1. bölgede yer alan halkın girişine kapalı sarayın altında yıldız sistemimizdeki 3 şehri temsilen 3 adet piramit şeklinde parlamento binası bulunur. Bunlara Cumhuriyet Parlamentosu denir. Ve benim şahsi görüşüme göre Cumhuriyet Parlamentosu'nun Günüşü Hanedanlık Sarayı'nın altına bir nevi gölgesini inşa edilmesinin bir nedeni var. Psikolojik bir mesaj verilmek isteniyor sanki. Cumhuriyetin üstünde bir krallık var ve bir kral bunu cumhuriyetçilerin unutmasını istemiyorlar sanki. Hoş, insanın kafasının üstünde uçan bir saray varken bu nasıl unutabilir ki? Cumhuriyet Parlamentosu'nda halkın seçtiği temsilciler bulunur ve bu temsilciler her seçim sonrası bir hükümet kurarlar ancak her halükarda hükümetin aldığı kararı uygulayabilmesi için imparatorun onayını almaları şarttır. Cumhuriyet Parlamentosu'na halktan birinin girmesi kesinlikle yasaktır ve imparatorun dışında hiç kimsenin hükümet işlerini denetlemeye yetkisi yoktur. Parlamentonun tek görevi yasa tasarısı sunmaktır. Birinci bölgenin tamamı işte bu kadar. Yerde Cumhuriyet Parlamentosu ve parlamentonun üstünde uçan bir saray. Ancak bu üçlü piramit şeklindeki bina ve sarayda bir denge içinde inşa edilmiş. Öyle ki eğitimsiz gözler bile bunu bir bakışta anlayabilir. Üç piramidin üstünde yükselen ve onları tamamlayan elmas şeklinde bir saray düşünün. Eğer birleştirilirlerse tam bir uyum içinde birbirine kenetleneceklerdir, bir yap bozum parçaları gibi. Birinci bölge en dıştaki tüm şehri koruyan elektriksel kalkanın dışında bir de manyetik bir kalkanla korunur. Bu kalkandan yalnız X elementinin özel bir formundan yapılmış geçiş çipine sahip vatandaşlar geçebilir. Bu çip ense kökünün içine ameliyatsız bir işlemle yerleştirilir. Geçiş çipine yalnız 3 şehrin kendini temsil için seçtiği cumhuriyet vekilleri, parlamentoda söz hakkı olan generaller, ay ve güneş ışığı hanedanlık üyeleri ve gerekli görülen bazı özel kimseler sahip olabilirler. Çipin dağıtımından vekillerin başı olan başvekil sorumludur. Ayrıca savaş zamanı başkomutan olan imparator da bazı istihbaratçılarına bu çipi verebilir. İkinci bölge, birinci bölgenin etrafını saran orta ve üst gelir düzeyine sahip vatandaşların oturduğu yerdir. Burada genelde gökdelenlerde yaşam sürdürülür. Ticaret, işletmecilik gibi meslekler ana geçim kaynağıdır.
Birinci bölgeye en yakın yerde yüksek gökdelenler bulunur. Üçüncü bölgeye yaklaştıkça gökdelenler binalara, binalar tek katlı evlere dönüşür. Üçüncü bölgede ise bu tek katlı evlerin kalitesi ve oda sayısı iyice azalır. İkinci bölgedeki düz perslenmiş taş yollar üçüncü bölgede engebeli toprak yollara dönüşür. Şehrin silüeti böylece tıpkı bir dağ gibi ortaya çıkar. Şehirle ilgili bu bilgileri yazmak beni daha da heyecanlandırdı. Şehre doğru hanedanlığımızın mührünü ve renklerini taşıyan kısa mesafe uzay aracımızla yol alırken bizi görecek olan halkın tepkisini merak ettim. Yuva şehirde görmeye alışık oldukları sarı, yeşil, mavi renkli gün ışığı hanedanlığının armasını taşıyan araçlardan sonra bizim gri mavi renkteki aracımız ve farklı bir hanedanlığın simgesi dikkatlerini cezbedecektir diye düşünüyorum. Belki de şehirdeki insanlar başlarını gökyüzüne kaldırıp ay ışığı hanedanlık armasını taşıyan bir aracın gün ışığı hanedanlık sarayına inişini izleyecekler ve bizi parmakla gösterecekler. İşte bu karışık duygular eşliğinde yol alırken uzay aracımız şehre iyiden iyiye yakınlaştı ve şehrin dağa benzeyen silüeti iyice belirginleşti. Bir müddet sonra ben, babam Vega, ay ışığının verdiği deftere bunları yazarken aracımız şehre giriş yaptı. Medeniyetimizin yeşerdiği şehre bu ilk gelişimdi ve büyük ihtimalle de son olacaktı. Zira ay ışığı hanedanlığı ile gün ışığı hanedanlığının arasındaki kadimden beri süre gelen çekişmenin baki kalacağı açıktı. Şehrin ikinci bölgesinin üzerinden geçerken göz ucuyla aşağı baktım. Gerçekten insanlar meydanlara toplanmış ve parmaklarıyla uzay aracını göstererek birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Her hallerinden oldukça şaşırmış oldukları açıktı. Onların bu şaşkınlığına ben de hak verdim. Zira bir önceki kraliyetler arası kabul töreni o kadar uzun süre önce yapılmıştı ki belki de insanlar artık hanedanlığımızın bir efsane olduğunu inanmaya başlamışlardı. Bu somut kanıt onları tekrar varlığımıza inandırmış olmalıydı. Üçüncü bölgeyle ikinci bölgeyi ayıran yapay dairesel gölün ardındaki üçüncü bölge vatandaşlarına baktım. Onlar da köprüleri kullanarak akın akın ikinci bölgeye geliyorlardı. Haftada yalnızca bir kere ikinci bölgeye geçme hakları vardı ve genelde bu haklarını tarım ve hayvancılıktan elde ettikleri ürünleri satmak için kullanırlardı. Fakat bu haftaki haklarını hepsi topyekun bir şekilde bu uzay aracına daha yakından bakmak için kullanıyordu. Uzay aracımız yavaşça birinci bölgeye doğru yol almaya devam etti ve dakikalar içerisinde gün ışığı hanedanlık sarayına iniş yaptık. Bizi bu kraliyetin 20 yaşını geçmiş en genç üyesi olan Toliman Günüşü'yü karşıladı. Günüşü hanedanlığının aynı zamanda tek varisi olan Toliman beni beklediğimden çok daha sıcak karşıladı. Orion Ayışı, şehrimize ve sarayımıza hoş geldiniz. Varlığınızla bizleri şereflendiriyorsunuz. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Boyu neredeyse benim omzuma kadar gelen Toliman Günüşü'nün boyu yaklaşık olarak 180 santimdi. Tahtın tek varisi olduğuna aykırırcasına giydiği şatafatlı kıyafetlerin altında sıkı bir antrenmanla geliştirdiği belli olan vücudu vardı. Beni umduğumdan daha sıcak karşılayan Toliman'a ben de aynı hissiyatla cevap verdim. O şeref bana ait Sayın Toliman Güneşi. Bunun üzerine yüzüne sıcak bir gülümseme yayılan Toliman eliyle sarayın giriş kapısını göstererek konuşmasına devam etti. Lütfen benimle gelin. Size kalacağınız odaya kadar eşlik edeyim. Sarayın yakut kapıları açıldı ve içeriye girdik. Birkaç saniye gözlerimin kamaşmasından ötürü önümü göremedim, zira yerler tamamen elmastandı. Işıkla adeta oyun oynayan yerler bin bir çeşit renk gümüşüne sebebiyet veriyordu. Kralın taht odasını pas geçtik, zira orayı tören gününden önce göremeyeceğim söylenmişti. Sarayın katları boyunca yukarı çıktık ve bana vermiş oldukları şehrin tüm manzarasına hakim olan en üst kattan bir odaya ulaştık. Oda oldukça büyüktü. Pencere kenarına konulan yatağımın yatak başı kristaldi ve çevresi tül perdelerle kapatılmıştı. Odaya girer girmez bir anda Toliman'ın ağırbaşlı tavrı kayboldu ve bir çocuk gibi bana bakmaya başladı. Gerçekten de dev gibiymişsiniz. Ben de ona aynı samimiyetle cevap verdim. Aslında size göre evet. Ardından gelecek soruları şimdiden kestirebiliyordum ama benim de ona sormak istediğim birkaç soru vardı. Örneğin Işıklar Savaşı'nı çok merak ediyordum. Daha öncesinde babama sormuştum fakat Işıklar Savaşı'nı bana anlatmaktan kaçınmıştı. Birlikte bu benim için bile büyük yatağa uzandık. Birbirimize soracağımız soruları biriktirirken kimin daha önce merakını yenilip soru soracağını merak ediyordum. Aslında bu merak çok uzun sürmedi. Çünkü çocuksu bir mizaca sahip altın gibi sarı saçları olan Toliman gün ışığı bana dönüp ilk sorusunu sormuştu bile. İşte böyle dostlar.
Birinci bölüm burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Faruk Olgun Gül. Ve ben de Cihan Bozacı. Yararlı kanallarımıza abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Şimdi bu hikayeyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Fantastik bir hikaye bu. Ama gerçek olabilir. Sizce çok gerçekçi değil mi? Bu olaylar yaşanmış mı acaba? Yani ne kadar kurgu, ne kadar yaşanmış? Bilmiyorum. Kitabın başındaki mesela bu Ay'a gitme olayı falan. Amerikan başkanının istifası falan. Böyle çok gerçekçi değil mi? Hani böyle uzaylı değil de. İşte mesela bu Mısır'daki piramitler. Acaba medeniyetler öncesi ne kadar öncesi var acaba? Mesela buz uçağı. Gerçekten de işte atıyorum bir teknoloji gelişti. Uzaya gidildi. Hani bu bilim kurgu filmlerinde olur ya. İşte uzaya yerleşirler falan. Gerçekten öyle bir şey olmuş olabilir mi? Yarın bir gün bir bakmışsınız göre gelmiştir uzay aracıyla. Ama uzaylı muzaylı değil, insan yani. İşte bizden biraz daha dediği gibi buradaki uzun ya da farklı. Aynı tür de yani biraz değişmiş insanlar. Geldi selamünaleyküm dedi. İşte yani ya da gelecekler mi acaba bilmiyorum, bir garip. Değişik bir hikaye. Biraz evet şeylerde bir belgesel tarzı oldu iş tarafta. Ama ben merakla ve keyifle seslendiriyorum. Geri kalan da ne olacak merak ediyorum. Şu anda birliği fark ettiyseniz fark etmişsinizdir. O günlük gibi olan kitapta yazanlar anlatılıyor büyük ihtimalle. Ben de önce okumadım hikayeyi. Sizinle beraber okuyorum. Merakla ne olacağını bekliyorum. O günlük gibi şeyi büyük ihtimalle Lux kızı herhalde okuyor bu günlüğü. Bakalım günlükte daha neler var. Bu yuva şehir dediği yer yanlış anlamadıysam herhalde Mısır'ın orada bir yer. İşte ya günümüz tarihi ne kadar eski olabilir ki? Yani bu taş devri falan diyorlar ya. Evet. Ve ondan öncesi işte bu işte dinozor çağı falan mesela. Değişik. Bir bakmışsınız gelmişler ziyaretimize. Hadi bakalım. Öyle. Benim beynim yandı şu anda. Algılarım kapandı. Bakalım yeni bölüm nasıl olacak? Siz de seviyorsanız dediğim gibi böyle bilim kurgu filmlerini, bilim kurgu kitaplarını işte benimle beraber merak içinde olduğunuzdan şüphem yok. Ama sevmiyorsanız da ne anlattı bu adam demiş olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Burada 10 kişi de benimle kalsa Evla, diğer arkadaşlar Cihan Bozacı hikayelerine veya Cihan Bozacı kanalına gidip orada hikayeleri de dinleyebilirler. Böyle yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Elif'in Mim Durağı sesli kitap, Elif'in Mim Durağı Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.